Hoş geldiniz. Hoş gel bakalım. Şu anda Kırıkhan'dayız. Ve Kırıkhan'da Kahraman Eroğlu'nun mekanındayız efendim. Bugün Kahraman kardeşimizin, Kahraman ustamızın misafiriyiz. Evet, hoş geldiniz. Şimdi hoş bulduk. Bu bölgede, Kırıkhan'da ve Hatay civarında, sen hep biz tanıyor mu Kahraman? %70 alır. Genel olarak? Genel olarak alır. Şimdi bugün istedim ki Kahraman ustamızın el maharetlerini, el hünerlerini, el lezzetini birlikte paylaşalım, birlikte gösterelim. Bu kendi omuzlarımda bir yük gibi hissediyorum bunu. Evet. Bugün burada bu sofrayı neden paylaşıyoruz? Hakkınızı helal edin bizi izleyenler. Şimdi neyimiz var efendim? Bize şöyle sofrayı bir anlatır mısın? Şimdi Hatay'da olmanın dışarıda evet, seyrediyorlar ya. Evet. Hatay'da yemekler neden öyle, neden böyle diyorlar. Biz önce bir soframızı tanıtalım. Lütfen evet, özür dilerim. Tanıtmak ama maksadıyla gösteriyoruz bunları. Şimdi, ustamız tanısın. Öncelik bizim yeşilliğimiz çok fazla. Bu biliyoruz yani bilmeyenler için samandan biberi çok meşhur, zayıflatma biberi. Yani dışarıda başka şeyler çok alınır bu. Bu biber insanı zayıflatır. Bu da bizim Kırıkhan'ın zayıflatıyormuş. Evet, zayıflatma biberi. Yani Türkiye'de herkes bilir bu. Saman haberi çok meşhur. Bana uyar. Evet. Bana uyar. Bu bizim Kırıkhan'ımızda kırmızı biberi. Namı diğer. Evet, namı diğer. Salçalar biberi aynı zamanda değil mi? Aynı zamanda salça da kullanılıyor. Şifa. Evet, evet, çok acı olur. Şifa. Ama organik, düzgün bir şeyimiz. Nanemiz, maydanozumuz, kendimiz yetiştiriyoruz bunu. Organik. Soğanımız, organik tabii ki. Soğanımız, zerdevatımız, bu domates ezmemiz. Biber ezmemiz, samandağıyla kırmızıyı karıştırdık, daha acılı, daha etkili olsun diye. Zeytinyağlı, nar eşkili. Size kuşbaşı yaptım, kuzu. Kuzu. Yanına yürek attım size. Siz yürekli insanlarsınız. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ederim. Yürek attım size. Aynı domates de bizim domatesimiz, Kırıkhan'ımızın domatesi. Görüyorsunuz efendim. Evet. Ayran tamamen doğal. Evet. Ev yapımı, el yapımı. Evet, 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 evet. Köy yoğurduyla yapıyoruz. Şimdi öyle ben merak ediyorum Kahraman'cığım. Ben neyi merak ediyorum? Şimdi Anadolu'yu geziyorum ben. Anadolu'da birçok mekanda birçok lezzeti doğrudan veya dolaylı tadıyoruz. Çünkü yemek evet, günlük insanın ihtiyaç tüketimi mutlaka. Ben şunu merak ediyorum. Bu sofranın maliyeti şöyle. Bunu her gelen atıyorum bir kişilik sipariş vermiş. Herkese bu sofra kuruluyor mu? Mutlaka kuruluyor. Şimdi bunun şu sofranın maliyetini size söyleyeceğim. 28 lira. Ben bunu şaka olarak alabilirim. Yok, 28 lira. İki kişi oturduğu zaman bunların hepsini yiyecek, ayranla her şey içerisinde 28 lira. Hatay neden farklı? Kırıkhan neden farklı biliyor musunuz işte? Hep neden diye soruyorsunuz ya. Bence şöyle bir masanın maliyeti Hatay sınırlarını çıktıktan sonra ne kadar olur? 100 lirayı yemezsiniz bu yemeği. Kesinlikle yemezsiniz. Gerçekten söylüyorum. Bakın önce Hatay'da insanın göz nefsini doyuruyor. Mutlaka. Görsellik zevkimizi. Çok doğru. Yani insanlar sofraya oturduğunda salatam çok olsun demiyor. Kesinlikle. Bu olsun demiyor. Her şey önceden burada her masada gelen her insana bu sofra günlük kaç defa yüzlerce kez mutlaka, yüzlerce kez mutlaka konuluyor, bırakılıyor. Evet, evet, doğru, çok doğru. Yani biz... hani şu var yani dışarıdan gelen insanlar bize bu fiyatı duyduğu zaman yani çok komik geldi insanlara. Gerçekten çok. Ama biz bu şekilde para kazanıyoruz. Bu şekilde biz para kazanıyoruz. Bu haliyle para kazanıyoruz. Bu haliyle para kazanıyoruz. Ayakta duruyorsunuz. Tabii ki. Kaç yıldan beri mekanın işletmeciliği var? Burası 22 yıl oldu. 22 yıl evet, oldu. Ustalık? Ustalık 32 yıl. 32 yıl. Evet. Yaşını sormuyorum zaten. Yaşını sormuyorum. Çünkü gittikçe gençleşen, gittikçe güzelleşen bir Kahraman Eroğlu şey görüyorsunuz. Yani her gün ocağın başında olsa da kimseye emanet etmese de kendi güzelliğini de ihmal etmiyorum. Teşekkür ederim. Yani kendi güzelliği de sofranın güzelliğine yansıyor. Bereketine yansıyor. Gerçekten Allah kolaylık versin. Allah hayırlı kazançlar nasip etsin. Yani bu güzel dostumuzdan güzel bir sofrasında biz de bugün sizler için tadacağız. Ekran başındaki izleyicilerimiz haklarını helal etsinler. Tamamen kuzu olduğunu, taze kuzudan olduğunu söylüyor Kahraman. İnsanın ağzında eriyip gidiyor. Evet. Gerçekten çok ciddi fark var. Ve bu günlük et, yani hiç dinlenmemiş bu. Ama kuzu eti. Ama bir gün dinlenmiş olsa daha güzel olur. Daha güzel olur. Daha güzel olur. Şimdi bayram arifesi olduğu için biraz da yoğunluğumuz var. Yani et yetişmiyor diyelim size. Yetişmiyor, et yetişmiyor. Mecburen bittiği zaman tekrar aynen sürekliliğini muhafaza etmek zorundayız. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz yemeklerimizi soğutmuyoruz. Size afiyet olsun. Ellerinize sağlık diyoruz. Sağ olun, afiyet olsun. Biz sizin için de kendimiz için de bugün bu güzel sofradan nasibimiz kadar yiyeceğiz efendim. Herkese afiyet olsun.